Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Süper globallerden olan cookie'yi görmüştük ve tamamen bitirmiştik. Artık yeni bir konuya geçiyoruz. Bu konumuzun ismi fonksiyonlar. PHP'de arkadaşlar fonksiyonlar çok önemli. Projeler yaptığımızda sürekli kullanacağımız işlemleri biz fonksiyonlarla azaltabiliriz. Hemen geliyorum. Yeni bir dosya oluşturuyorum ve dosyamın ismine fonksiyonlar diyorum. Nokta PHP. Güzel. Peki bu fonksiyon ne? PHP'de fonksiyon ne işe yarıyor? Hemen bundan bahsedelim. Arkadaşlar PHP'de fonksiyonlar belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya gelmiş kod bloklarına denir. Peki biz bu kod bloklarını nasıl kullanıyoruz? Biz bu kod bloklarını bir kere yazıp ve istediğimiz yerde bu fonksiyonu çağırıp tekrar tekrar kullanabiliriz. Yani daha düzenli kod tekrar etmeyi engelleyen bir şekilde bu işlemleri fonksiyonlarda kullanabiliyoruz. Peki ben fonksiyon nasıl oluşturuyorum? Hemen PHP taglarımı açıyorum. Ve diyorum ki ben bir fonksiyon oluşturmak için ona function açıp ve bir isim tanımlıyorum. Bu isim kullanacağımız yerle alakalı olmalı arkadaşlar. Mesela veri tabanından bir veri çektiğimizde mesela ne listeleme. Buraya listeleme yazacağım. Veyahut da bir güncelleme yazdığımda onunla alakalı olması lazım. Güncelleme yazacağım. Tamam, ben buraya function yazdım, listeleme yazdım. Geldim buraya parantezlerimi kapattığımda bakın rengi değişti, bu bir sarı oldu. Bu şunu anlıyor. Ben bir fonksiyon oluşturdum ve fonksiyonumun ismi listeleme. Gelip buraya peki işlemlerimi yazmam için de süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Artık ben bu fonksiyonun içine süslü parantezlerin içine değişkenlerimi yapacağım işlemleri yazabilirim. Peki bu şekilde ben fonksiyonumu oluşturdum. Benim fonksiyon oluşturma kurallarım var mı? Değişken oluşturduğumuz gibi fonksiyonların da kuralları var arkadaşlar. Mesela ben bir fonksiyon yazdığımda bu küçük harfle A'dan Z'ye kadar olan bütün işlemleri alabilirim. Bunları kullanabilirim ve yazabilirim. Gördüğünüz gibi mesela burada ben listele demişim. Büyük harfle yazdım. Bunu küçük harfle de yazdığımda bu bir fonksiyon oluyor. Hemen gelelim deneyelim. Fonksiyonumun içine bir echo yazıyorum. Tırnak içinde buraya geliyor. Merhaba yazılım diyorum. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ben bu oluşturduğum fonksiyonu çağırmak için geliyorum buraya hemen. Ne demem lazım? Listeleme dediğimde direkt noktalı virgülümü koyuyorum ve benim fonksiyonumu çağırıyor. Hemen geliyorum tarayıcıma, sayfayı yeniliyorum, fonksiyonlar.php'yi çalıştırıyorum. Merhaba yazması lazımdı, şurada yazmadı. Neden? Şurada yazdım. Echo merhaba yazalım. Bunu çalıştırması lazımdı burada. Neden çağırmadı? Hemen geliyorum şunu, çekiyorum şuradan. Şuraya gel. Pardon. Süslü parantezlerin içine yazmışım. Yapıştırdım buraya. Geldim yazdım. Bakalım. F5 yazıyorum. Bakın merhaba yazılımı yazdı. Ben bu yazdırmak istediğim fonksiyonu süslü parantezler içinde yazdığım için bana bir hata verdi. Bunu da görmemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz dikkat eksikliği oldu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ben oluşturduğum bir fonksiyonu bu şekilde çağırabiliyorum ve buralara küçük harflerle veyahut da büyük harflerle işlemler yapabiliyorum. Peki ben rakam kullanabilir miyim fonksiyon tanımlarken? Hemen bakalım deneyelim. Buraya sonra 0 yazdığımda gelip burayı siliyorum. Bakın hata verdi. 0'ı tanımladım. Burada kızardı. Ben buraya gelip fonksiyonun sonra 0 yazdığımda kaydettiğimde bakın kızarıklık gitti. Merhaba yazsın sadece. Değişikliği anlayalım. Geldim böyle. Değişikliği de kaydettim. F5 yazdım. Bakın merhaba yazdı. Demek ki neymiş? Ben 0 ile 9 arasındaki bütün rakamları fonksiyonumun içinde kullanabilirim. Peki ben bu 0'ı arkadaşlar fonksiyonumun başında kullanabilir miyim? Hemen geldim buraya 0 yazdım. Bakın hata verdi bana burada. Tanımlamadı, sarı olmadı. Gelip burada da başına 0 yazdığımda kaydettiğimde bakalım bana ne gösterecek? F5 diyorum, bakın bana bir sintaks hatası verdi. Sen bir integer değerle fonksiyon başlatamazsın diyor burada. Demek ki neymiş arkadaşlar? Ben bir rakam ile bir fonksiyon tanımlayamam. Normalde ben değişken de tanımlayamam bir rakam ile. Bunu size zaten anlatmıştım arkadaşlar. Demek ki fonksiyonda da aynı şey var. Ben rakamlarla fonksiyonumu başlatamıyorum. Mutlaka bir harf ve alttan çizgi, yani alt tire ile de ben değişken yapabilirim. Bakalım olacak mı? Alt tire koyuyorum listeleme. Bakın kızardı. Geliyorum buraya
Alt tire koyduğumda bakın herhangi bir sorun vermedi. Kızarıklık yok. Bakıyorum sayfama. Yeniliyorum. Merhaba yazılımı verdi bana. Güzel. Demek ki neymiş toparlayacak olursam, ben bir fonksiyon oluşturacaksam bu fonksiyon oluşturacağım yerle ilgili bağlantılı olmalı. Bu güncelleme olabilir, ekleme olabilir, silme olabilir. Tamam, güzel. Peki ben fonksiyona küçük harf büyük harf ile başlayabiliyorum ama başında rakam kullanamıyorum. Fonksiyonun sonunda içinde başka bir yerinde rakam kullanabiliyorum ve bir fonksiyonu oluştururken en önemli özelliğim harfle başlamam lazım ve şu anda son örnekte verdiğim gibi bir alttan çizgiyle de ben fonksiyonumu oluşturabiliyorum. Peki ben boşluk verebiliyor muyum fonksiyonumun arasına? Veremem arkadaşlar. Bakın hata verdi. Ben bu şekilde mesela fonksiyonumu çağıramam. Boşluk veremem. Bakalım deneyelim. F5 diyorum. Bakın sintaks hatası verdi. Eleme diye bir fonksiyon olduğunu görmüyor. Yani bu burada yanlış tanımlanmış diyor. Geri alıyorum. Kaydediyorum. Demek ki ben boşluk veremem. Hatta ben burada özel karakter de kullanamam arkadaşlar. Mesela bir Türkçe karakter kullanamam. Mesela listele yine yanlışlıkla şey yazdım. Gelip burada da şey kullanırsam bana hata verecek. Gerçi burada bir hata vereceğini görmüyorum. Çünkü bak merhaba yazdırdı. Ama ben normalde bunu alıp bir sunucuya atsam burada bir hata alırım. Türkçe karakter ve özel karakter kullanamam. Burada bir lokalde çalıştığım için hata vermedi. Bunu da görmenizi istedim zaten. Hatta ilk derslerimizde değişkenleri tanımlarken ben Türkçe karakter kullanırken de hata verdim. Ama ben bunu sunucuya attığımda hatayla karşılaşma oranım yüksek. Şunu hiç unutmayın. Ben bir programlama dilinde kullanırken bu Python olsun, PHP olsun, farklı bir programlama dili olsun Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Bunu siliyorum arkadaşlar. Güzel bir örnek yapalım ve dersimizi sonlandıralım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu fonksiyonun içinde değişkenler oluşturmaya çalıştıracağım size. Geliyorum. Fonksiyon diyorum. Function diyorum. Buna bir toplama işlemi yapacağım. Fonksiyon ismini toplama diyorum. Büyük harfle başlıyorum. Toplama diyorum ve parantezlerimi açıp kapatıyorum. Fonksiyon olduğunu algılıyorum. Artık işlem yapacağım yerleri yazmam lazım. Onun için süslü parantezlerimi açıyorum. Geliyorum. Dolar işareti sayı 1 diyorum. Eşittir 5 diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Bakın herhangi bir hata almadım. Ben fonksiyonun içinde bir değişken kullanabildim. Geliyorum bir tane daha değişken kullanacağım. Dolar işareti sayı 2 diyorum. Eşittir. Buna da 4 diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Birden fazla değişken fonksiyonun içinde kullandım. Geliyorum bir değişken daha oluşturuyorum. Artık bunları toplayacağım. Sonuç diyorum. Peki bu sonuçta ne yapacağım arkadaşlar ben? İki sayıyı toplayacağım. Sonuç eşittir. Dolar işareti sayı 1 artı dolar işareti sayı 2 alacağım. Sayı 2'yi alıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve artık bir sonuç yazdırmam lazım değil mi? Buna da geliyorum diyorum ki echo toplam sonuç yazdıracağım. Echo geliyorum buraya tırnak içinde toplam sonucu diyorum. Ve şuraya geliyorum. Nokta operatörüyle birleştiriyorum. Neyi? Dolar işareti sonucu. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Herhangi bir hata almamışım. Şu an gözükmüyor. Herhangi bir hatam kızarıklık yok. Sayı 1 diye bir değişken oluşturdum. Sayı 2 diye bir değişken oluşturdum. Ve bu iki değişkeni bir sonuca bağlayıp toplama işlemini gerçekleştirdim. Peki ben bu toplama sonucunu nasıl ekrana yazacağım? Hemen fonksiyonumun ismini çağıracağım. Toplama demiştim değil mi? Geldim. Noktalı virgülümü koydum. Kaydettim. Bakın fonksiyon otomatikmen kendi parantezlerini kapattı. Ve geliyorum tarayıcıma. F5 diyorum. Bakın toplam sonuç 9. Çok güzel. Demek ki ben bir fonksiyon içinde değişkenlerimi tanımlayabilirim. İşlem bile yapabiliyorum. İlerleyen derslerimizde fonksiyonları daha detaylı göreceğiz. İçlerinde rastgele diziler oluşturabileceğiz. Dizilerle işlemler yapabileceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste fonksiyonları daha detaylı anlatmaya çalışacağım size. Kanala abone olup videoları beğenirseniz, bizi takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.